Ankara'ya ben yakın da oturuyorum. Zaman zaman da gidip geliyorum. Hep böyle bana şey gibi geliyor. Mithat Paşa Caddesi'ne böyle sıkışmış. Bütün yoğunluğun orada olduğu. Bizim Balçova'daki Ata Caddesi gibi hani başka bir yere gitmenize gerek yok. Yani Mithat Paşa Caddesi'ne girdiğiniz zaman her şey orada elinizin altında gibi. Ama o çok yoğun geliyor bana mesela. Kenti biraz daha yaymak açısından ya da insanların daha böyle nefes alabileceği alanlar yaratmak açısından nasıl projeleriniz var? Şimdi aslında ben de mesela bir seyahate gittiğimde Konya üzerinden geçiyorsun. Afyon'dan geçiyorsun. Sadece o lokum şeker satılan yer kadar sanıyorsun orayı. Ama aslında öyle değil. Narlıdere o kadar güzel bir yer ki doğasıyla, tabiatıyla Kavacığın sırtlarına kadar arazimiz var. Oralarda Antalya Saklıbahçe gibi kahvaltı salonları yaratacağım. Oraya meclis kararıyla bütün herkese, bütün arazi sahiplerine tek tip hakkı vereceğiz. Ve bu projelerle adından söz ettiren bir yer olacağız. Aynı zamanda bu sözü sporla perçinleyeceğiz. 4 yıldır pandemi süreci, gerek pandemi süreci olsun, gerek depremler olsun, sporu Narlıdere'de tamamen bitirdi diyebiliriz. Ben birinci önceliğim ve özelliğim, yani sporda özellikle bal ligine çıkarmak istiyorum Narlıdere Sporu. Bütün çevre ilçelere, yani bugün Balıkesir'e, Muğla'ya gitmek istiyorum. Takımımı oralara götürmek istiyorum. O takımla Narlıdere'yi onlar geldiğinde tanımalarını istiyorum. Böylelikle birbirine anlata anlata, söyleye söyleye mükemmel bir yeri üstünü parlatıp pırıl pırıl bir hale getireceğiz diyebilirim.